Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. Karakter karşılaştırma videosu serimize kaldığımız yerden devam ederken son zamanların en popüler konusu hakkında ben de fikrimi belirtmek istiyorum. Sonic serisinin 3. filminden ilk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Shadow karakteri ortaya çıktı. Shadow'un yaptığı şeyleri gören birçok kişi ise MCU'da Thor'un bile Shadow'u yenemeyeceğini söylemişti. Peki bu durum gerçekten de böyle mi? Bu videoda MCU Thor ve Shadow arasında gerçekleşebilecek olası bir mücadelede kimin nasıl kazanacağını açıklayacağım. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. What I had Öyleyse ilk olarak Shadow'un sahip olduğu güçlerden ve başarılardan bahsedelim. Shadow karakteri temelde Sonic'te benzer yeteneklere sahipti. Ancak genel olarak Shadow'un çok daha güçlü ve acımasız olduğunu bilmekte fayda var. Superman'in iyi ve kötü hali kapıştığında kim kazanıyorsa Sonic ve Shadow kavgası da buna benzerdir. Normal şartlarda Shadow kendini limitleyen ya da sınırlayan bir karakter olmadığı için güçlerini çok iyi kullanıyordu. Yani Shadow'un güçlerini kısıtlaması için herhangi bir sebep yok. En azından zihninde kendisini sınırlamıyordu. Çünkü Shadow'un korkacak bir şeyi yok. Birini öldürmekten ya da zarar vermekten asla korkmaz. Hatırlarsanız ilk filmde Sonic bilinçsiz bir şekilde küresel elektromanyetik dalga oluşturmuştu ve bu elektromanyetik dalga sadece dünyaya değil aynı zamanda uzay boşluğuna kadar etki etmişti. Sonic'in bilinçsiz bir şekilde oluşturduğu bu elektromanyetik dalga bile küresel bir felakete sebep olabilecekken yani Shadow bunun çok daha iyisini yapabilir. Potansiyel olarak Sonic ya da Shadow'un güçleri sınırsızdır. Hatırlarsanız Robotnik, Sonic'ten aldığı tek bir diken sayesinde kendi aracına hız gücü vermeyi başarmıştı. Sonic ve Shadow'un üzerinde bunun gibi yüzlerce diken var ve bu sayede neredeyse yenilmezler. Shadow'un sahip olduğu enerji gücü dünyayı sarsabilecek kadar güçlü ve bunu artık herkesin anladığını düşünüyorum. Bununla birlikte Shadow'un hızına ve hızıyla birlikte yapabileceği şeylerde de değinmek gerekiyor. Öncelikle Sonic genelde ses hızında hareket eden bir karakterdi. Zaten Sonic ismi de süpersonik hız kavramından geliyordu. Ancak oyunlarda ve çizgi romanlarda Sonic ses bariyerini açmaktan çok daha fazlasını yapabiliyordu. Sonic'i gerçekten istediğinde sonsuz yani ölçülemez hızlara ulaşabilen bir karakterdi. Nasıl ki Flash hızlandığında etrafında elektriklenme oluşuyor ve bu sayede hava moleküllerinin arasından yağ gibi kayıyorsa aynısını Shadow ve Sonic de yapabiliyordu. Zaten fragman içerisinde Shadow'un kendi etrafında dönerek bir kara delik oluşturduğunu görüyoruz. Shadow'un bunu yapabilmesi için ışığı bükebilecek kadar yüksek yoğunluğa ulaşması şart. Yani Shadow dediğimiz karakter ışık hızında hareket edebilecek güce ve kapasiteye sahiptir. Zaten Sonic ve Shadow'un sahip olduğu güçleri şu şekilde bile hesaplayabilirsiniz. Sonic elektromanyetik patlama oluşturduğunda saniyeler içinde bu enerji tüm dünyayı dolaştı, hatta atmosferi bile aştı. Yani Sonic sahip olduğu enerjiyle zaten ışık hızını kolay bir şekilde aşabiliyordu. Hatta çizgi romanlarda da bunun birçok örneği vardı. Ancak Sonic ve onun tayfasının genelde bu enerjiyi parçalayıcı kuvvet olarak kullandığını görüyoruz. Mesela Shadow'un kara delik oluşturması da aslında tamamen bu enerjiyle mümkün oluyordu. Zaten oyunlara baktığımızda Shadow karakteri base formundayken bile ışık hızında saldırılar yapabiliyordu. Yani Shadow karşısındakilere hız saldırısı yapmaktan çekinmez. Bu yüzden zaten Shadow serinin en ölümcül karakterlerinden biridir. Shadow elbette Sonic serisi için sadece bir başlangıç olacak. Eğer ki filmler gelmeye devam ederse ki büyük ihtimalle gelecek ki daha çok sayıda güçlü varlığı göstereceklerdir. Shadow'un sahip olduğu diğer özelliklere gelecek olursak kendisi fiziksel anlamda son derece güçlüdür. Knuckles ikinci filmde çok dehşet bir karakterdi. Zaten devasa yumrukları vardı ve hız gücüyle birlikte neredeyse yenilmez bir savaşçıydı. Hatta Omnipotence varlık olan Robotnik'e tek bir yumruk atarak içindeki Master Emerald'ı çıkarmayı başardı. Ve bunu yapabilmesi için Knuckles'ın son derece kuvvetli ve aynı zamanda enerji dolu bir yumruğa sahip olması lazım. Genelde Sonic hepsi arasında fiziksel olarak en zayıf karakter olmasına rağmen kendini top formuna soktuğunda her şeyi parçalayabilecek dayanıklılığa sahip oluyordu. Yani Shadow'un fiziksel gücü ve dayanıklılığı aslında son derece üstündür. Şimdi gelelim Shadow'u kısıtlayan asıl meseleye. Fragmanda Shadow'un kollarında inhibitör halkalarını görüyoruz. Bu halkalar Shadow'un sahip olduğu güçleri sınırlamak için Ark istasyonunda takılmıştı. Halkaların amacı Shadow'un sahip olduğu güçleri sınırlamaktı. Ve Shadow bu halkalardan kurtulduğu anda çok daha manyak güçlere sahip olacak. Fark ettiyseniz fragmanın her sahnesinde Shadow'un kollarında bu halkaları görüyoruz. Bu yüzden Shadow'un güçlerinin sınırlanmış olan formu bile Sonic ve arkadaşlarını pert etmeyi başardı. Shadow'un sahip olduğu gerçek güç base formundayken yıldız seviyesine kadar çıkabiliyordu. Film içerisinde Shadow bu halkaları çıkartabilecek mi bunu bilmiyoruz ama burada Thor'un base formüyle kapışacaksa bence çıkarmış olan halini baz almak gerekecek. Shadow hakkında saymış olduğum bu detaylar bile aslında MCU'daki neredeyse tüm karakterleri yok etmesini sağlayabilir. Ama ekstra detaylara girersek Shadow'un jet botları çıktığında çok daha hızlı koşabiliyordu. Yani jet botlar ona uçma özelliği verse de ekstra ağırlık katıyor ve aerodinamik yapısı pek iyi değildi. Shadow'un sahip olduğu güçleri ve hızını sınırlayan pek çok faktör olsa da Shadow her şeye rağmen çok güçlü ve hızlıydı. Hatta bu yüzden fark ettiyseniz Shadow Sonic ya da diğer karakterler gibi koşmak yerine genelde kayarak hızlanmayı tercih ediyordu. Fragmanı dikkatli bir şekilde izlerseniz sadece su yüzeyinde değil normal zeminlerde bile kayarak hareket ediyordu. Bütün bu saydığım detayların yanında Shadow ışınlanabildiği için aslında hız konusunda ekstra büyük başarıya sahipti. Kısacası Shadow'a bir çocuk oyunu karakteri muamelesi yapmak bence aptallık olur. Shadow'un hem orijinlerdeki hem de filmdeki base formu Thor'un çizgi romanlardaki base formuna denk güçlere sahiptir. İşte bu nedenle şu anda forum sitelerinde MCU Thor'un kazanma ihtimali olmadığını düşünenlerinde aslında haklılık payı var. Peki MCU'da? Tor Shadow'un sahip olduğu bütün bu güçlere karşı herhangi bir şey yapabilir mi? İsterseniz önce bir bunu konuşalım. Çünkü burada asıl tehdit olan karakter Shadow olacak ve Tor onu durdurmak için karşısına çıkacak. Tor'un sahip olduğu enerji güçleri küçük bir gezegenin etrafını parçalayacak derecede kuvvetliydi. Ancak dürüst olmak gerekirse hiçbir zaman dünyanın etrafını dalgalandırabilecek bir kuvvet göstermedi. Hatta Hela'ya karşı yıldırım gücünü kullandığında tarihin en büyük yıldırımını indirdiğini kendisi söylemişti. Bütün bu açıklanan detayların yanında Thor'un base formundaki güçleri Shadow'a asla denk değil demektir. Eğer ki bu noktada silahları da işin içine katmış olsaydık Thor'un Bifrost gücü elbette bir gezegeni yok edebilecek enerjiye sahipti. Ancak bu noktada şu anda silahsız Shadow karşısında silahsız Thor olma ihtimalini konuşmak gerekiyor dostlar. Yani adil bir rekabet olması için bence böyle olması şart. Fiziksel güç anlamında ise Shadow'un nakılsı yendiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ayrıca dayanıklılık olarak her türlü dünyevi metere karşı dirençleri vardı. Thor fiziksel anlamda halktan güçlü olabilir ama yıldız seviyesinde fiziksel gücü yoktu. Shadow'un fiziksel gücü ve çarpma kuvveti de yine yıldız seviyesindeydi. Zaten kendi etrafında dönüp kara delik oluşturabilen bir karakterin fiziksel anlamda en azından yıldız seviyesinde olması gerekiyor. Aksi takdirde bu yoğunluğa dayanamayıp parçalanırdı. Yani düşünsenize o kadar hızlı dönüyor ki içine bir sürü sert materyal çekip hepsini atomlarına kadar parçalıyor. Ve siz kendinizin bu kadar hızlı döndüğünü hayal edin muhtemelen paramparça olurdunuz. Bu yüzden Shadow'un dayanıklılığı yanında Thor'un Nidavellir'e zar zor dayanması aslında karşılaştırma konusu bile olamaz. Çünkü Nidavellir'de bir nötron yıldızından bahsediyoruz ve nötron yıldızının enerji yoğunluğu kara delik kadar yüksek değildi. Nötron yıldızına birkaç saniye zar zor dayanabilen torun base formu silahları olmasaydı ya ölecekti ya da zar zor toparlanıp hayatta kalacaktı. Yani tüm bu detayları göz önüne aldığımızda Shadow'un çok daha dayanıklı ve fiziksel anlamda güçlü olduğunu söylemek doğru olacaktır. Şimdi ise hız konusuna gelmek istiyorum. Avengers Age of Ultron filminde Thor'un Quicksilver Silver vizyonunda hareket edebilmesi aslında bir tanrı olarak ne kadar hızlı olduğunu bizlere gösteriyor. Ayrıca Zeus'un şimşeğini yani Thunderbolt'u yakalayıp ona karşı kullanması da reflekslerinin Shadow'da savaşabilecek kadar iyi olduğunun kanıtı. Mesela bu sahnede şu insanların yerine Thor olsaydı Shadow'dan gelebilecek olan saldırılara kolay bir şekilde tepki verebilirdi. Ancak Shadow'un bileklikleri çıktığında limitsiz formu karşısında maalesef ki Thor'un hızı yetersiz kalacaktır. Yani base ve silahsız formlara bakıldığında Shadow'un Thor'dan çok daha güçlü olduğunu söylemek doğru olur. Silahlı formunda ise Thor'un belli başta avantajları olacak. İlk olarak Shadow'un limit formuyla karşılaşırsa Stormbreaker sayesinde Shadow'a kolay bir şekilde hasar verebilir hatta onu öldürür. Çünkü büyülü silahların Kryptonları bile delip geçebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Marvel'da ya da DC'de büyülü silahlar her şeyi kesebilecek doğaüstü yeteneklere sahiptir. Enerji gücü anlamında ise Stormbreaker'ın Bifrost gücü sayesinde Shadow'a üstünlük kurma ihtimali çok yüksek. Yani işin aslı şu ki dostlar Thor silahları kullanmadığı süre içerisinde Ragnarok ya da Infinity War'un başındaki formu için asla Shadow'a denk sayılamaz. Silahlarını kullandığında ise hem hızlı iyileşecek hem de ekstra güç kazanmış olacak. Ama Shadow'un limitsiz formu ışık hızına çıkabileceği ve Thor'a hız saldırısı yaparak onu öldürebileceği için kazanan karakter Shadow olacaktır. Ve şunu söyleyebilirim ki bunu birçok karşılaşmada Thor'un kazanabileceğini söyleyen biri olarak sizlere açıklıyorum. Thor ve Shadow'un güçlerini sizler de karşılaştırabilir ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü ben böyle düşünüyordum ve sizlerle paylaşmak istedim. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.